Ne zaman adresimde olur? Birkaç saate sizde olur. Tamam, çok teşekkür ederim. Yalnız sizden ricam, lütfen çok dikkatli olsunlar. Bozulmasın pasta. Merak etmeyin lütfen. Teşekkürler. Rica ederim. Kıvılcım Hanım. Kıvılcım Hanım. Evet. Sizinle konuşmak istiyordum. Ama cesaret edememiştim. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Baktınız var mı? Yok. Konuşsak diyecektim. Ne konuşacağız? Bakın, kimse beni dinlemiyor. Benim size bir alıp veremediğim yok. Olamaz da. Bir bebeğim olacak. Kendimi açıklamak istiyorum. Yoksa içim rahat etmeyecek. Sadece 5 dakikanızı istiyorum. Lütfen, rica ediyorum. Peki, tamam. Kısa kesersen iyi olurum. Burada konuşalım mı? Olur. Kıvılcım Hanım, ben sizi hep kadınların yanında, kadınlara destek olarak bildim. Doğru bilmişsiniz. O zaman lütfen beni anlayın. Çok ama çok acı çektim. Görkem, ben seni anlasam ne fark edecek ki senin için? Beni hayatında 1 ya da 2 kere gördüm. Hani seni anlasam ne olur, anlamasam ne olur? Sen niye şimdi bunun peşine düşüyorsun ki bu kadar? Ben bir evliliğin bitmesinin sebebi olarak görülmek istemiyorum. Anne olacağım. Geçmişimi temize çekmek istiyorum. Benimle konuşmak geçmişini temize çekecekse dinliyorum. Bakın, ben Ömer'i tanıdığımda sizden haberim bile yoktu. Olamazdı, aileydik çünkü zaten. Anlamsız ve saçma bir şeydi. Sonra ben Fatih'e deli gibi aşık olunca işin rengi değişti. Nasıl yani? Ömer bunu duyunca bana kinlendi. Fatih'le olma, istemiyorum dedi. İlk başta ciddiye almadım. Ama baskılar devam edince korktum. Ömer korkulacak biri değil. Belki o yüzünü size göstermemiştir. Sonuçta bunların olacağını da tahmin etmezdiniz ama bakın, durum bu. Bu konuşmanın ana fikri Ömer kötü biri mi? Hayır. Ama beni düşürdüğü durum. Attığı iftiralar, yaptıkları hiç anlatmasam daha iyi olur. Sade'de gelelim. Kıvılcım Hanım. Siz Cemre'nin anneannesisiniz. Fatih'i sevmeseniz bile onunla görüşüyorsunuz. Benim sizden ricam şu. Olur da bir gün Fatih'le yalnız kalırsanız benim ne kadar acı çektiğimi anlatmanız. Çünkü beni dinlemiyor. Beni dinleyeceğini nereden biliyorsun ki? Sizle ters düşse dahi sizin her zaman doğru söyleyeceğiniz ve adaletli olacağınızı biliyor. Bakın, ben bebeğim annesiz ve babasız büyümesin diye bunları yapıyorum. Ben size bir kötülük yapmadım. Yapmam da. Bu hikayenin esas mağduru benim. Anlıyorum. Yaşadıklarına üzüldüm. Eğer benim yüzümden üzüldüyseniz gerçekten özür dilerim. Sorun değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.